lazım. Hadi geç kalacağız ya. Nasıl dalmışız? Ya Özge bir dur ya. Elim ayağıma dolaştı ya. Çabuk, geç kalmayacağız çabuk. Diyorum sana. Çabuk. Aa, tanıdım ben bunu. Bu da Karaçay değil mi? Televizyonda görmüştüm abi. Evet. Nedim. Merhaba. Merhaba. Selam Özge ben. Nedim. Antakya'dan arkadaşım Özge. Nedim. Nedim Özge. Memnun oldum. Sizinle kalıp burada geyik yapmayı çok isterdik. Fakat geç kalıyoruz. Akşam sahneye çıkacağız da ilk gecemiz. Hayırlı olsun. Sevindim senin adına. Teşekkürler. Sen de gelsene akşam destek olmak babında. Biraz heyecanlıyız da. Evet. Aslında çok güzel olur. Ben aslında biraz konuşmak istiyorum. Tamam konuşun. Çabuk ama. Geç kalıyoruz cidden hadi. Mümkünse Cemre'yle özel konuşmak istiyorum. Çok uzun sürmeyecek. Lütfen Cemre önemli. Sen geç canım o zaman ben yetişirim merak etme. Kızım delirme ya soundcheck yapacağız daha hadi. Aa. Hasan abi arkadaşı gideceği yere kadar bırakır mısın lütfen? Fazla uzun sürmeyecek. Cemre'yi yetiştireceğim merak etme. Aa. Ben sana yetişeceğim diyorum canım. Güven bana. Bildiğin vurdu kızı sırtına götürüyor ya. Cemre ben ne yapsam olmuyor. Geçmiyor, değişmiyor. Ben dönüp dolaşıp sende buluyorum kendimi. Sana elimi uzattığımı anı hatırlıyor musun? Tut elimi, bırakma. Beni kendi karanlığından yalnızca sen kurtarırsın demiştin. Ama sen öyle tutmadın. Neden elimi tutmadığını bilmiyorum. Ama bunu sorgulamayacağım. Buraya seni başka bir şey söylemek için çağırdım. Sen benim elimi tutmadığında... Ben o an çok kızdım, çok üzüldüm. Çok düşündüm o anı zihnimin içinde. Tekrar tekrar. Sonra o anki hayal kırıklığından ötürü o an fark edemediğim bir şey fark ettim. Sen o an benim elimi tutmamış olsan da bana gözlerinle sarılıyordun. Hatırladım. Seni düşündükçe seni hatırladım. Seni hatırladıkça bizim birbirimizin ruhuna, kalbine, ellerimizle değil, gözlerimizle dokunduğunu hatırladım. Biz ne imkansızlar başardık sonunda. Değil mi? Sen beni tekerlekli sandalyedeki halimle kaçırıp götürdün buralardan. Bir an tereddüt etmedin. Korkmadın. Ben hayatımda ilk defa gökyüzüne doydum. O gemide... ...o denizin uçsuz bucaksız sonsuzluğunu... Bir ateşin başında oturmayı, yıldızların altında, kumların üzerine uzanıp bütün havayı ciğerlerine doldurmayı, nefes almayı. Ben bütün bu güzellikleri senin sayende yaşadım. Her gözümü kapadığımda sen oradaydın. Ama o köprünün altından çok sular aktı Nedim.
biz değiştik. Dönüştük. Sen bunu istediğin kadar kendine inandır. Ben de inandırayım. Biz her ne kadar inatla buna inanmaya çalışırsak çalışalım, bazı şeyler değişmiyor. Mesela gözlerin. O gözler bana hala aynı bakıyor. Sen her ne kadar inkar etsen de ben bunu görmenin ötesinde hissediyorum. Ben de sana karşı hissedeceğimi aklımın ucundan bile geçirmediğim şeyler hissettim. Öfke, kırgınlık, kızgınlık. Ama bu duyguların hepsi gelip geçiyor. Ben sana karşı değişmeyen ve değişmeyecek olan tüm duygularımı, tüm gerçekliğimi, içtenliğimle şunu söylemek istiyorum. Senden hiçbir şey beklemiyorum. Evet ya da hayır demeni. Sadece bil. Bil ki burada seni daima düşünen bir adam var Cemre. Daima iyiliğini isteyen. Sen yeter ki iyi ol. Sen mutlu olduktan sonra gerekirse ben senin mutluluğunla uzaktan da yetinirim. Yeter ki mutlu ol. Biraz izin verir misin? Bugün bana vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bol şans. Sağ ol. Mm-hmm.